Seni uyardım ben Ömer. Seninle biz ne anlaşma yaptık? Biliyorum. Elif'in yanında kalmamam gerekiyordu ama Elif'i yalnız bırakamazdın. Elif evden yeni çıkmıştı. Ben sana kızdan uzak duracaksın diyorum. Sen onun dibinden ayrılmıyorsun. Daha dün benden habersiz silah talimine gittiniz. Kendini koruması lazım baş belada. Ben bilmiyor muyum ben? Ben üzerime düşeni bizzat yapmaz mıyım? Amirim. Amirim. Başka türlü seçemezsin beni. Ben de tam bunu söylüyordum sana. Bana bak. Sen bundan önceki operasyonlarda hep böyle miydin? He? Bir düşün bak. Evet. Değildin. Çünkü bu kız senin için herhangi biri değil. Çünkü sen bu kıza aklınla değil, yüreğinle gidiyorsun. Çünkü mantığın devreden çıkmış senin. Bu şekilde devam ettiğin sürece hata yapmaya devam edeceksin. Ömer, seni operasyon dışında bırakacağım. İmkansız. Sen böyle deli divane olduğun sürece bal gibi de bırakırım. Operasyon tarihi belli oldu. Bak, Metin Elif'e Roma biletlerini vermiş dün gece. Elif zaten hazır değil. Operasyonda benim olmadığımı anlarsa gerilir, hata yapar. Hata yaparsa da işte o zaman operasyon çöpe gider. Tonticim ne bu surat? Aman dalmışım öyle. Bak hala bu Ömer Kroz'uysa kızacağım artık ha. Tamam düşünmüyorum. Tamam. Ne konuştuk 5 dakika önce seninle? Ne yaptık? Hayatımızdaki kurabiyeleri çöpe attık. Attık gitti ya. Bahar senin bu pozitifliğini var ya çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. Sen de bana çok iyi geliyorsun canım arkadaşım. Ay çok seviyorum bu şarkıyı. Dur sesini aç. Ne olduysa bittiyse hemen unutturuyorsun. Seferinde nasıl oluyor da kırdın kalbimi onarıyorsun. Yaşandıysa ne olduysa bittiyse hemen unutturuyorsun. Bu sefer gelme. Gelecek sende aman bana ne olur haber verme. Bahsetme. Mazi mazide kalsın ısıtıp ısıtıp önüme serme. Dur gelme, yine gelme. Ay, ay bak ne güzel geldi görüyor musun? Ben her türlü organizasyonu sağlayacağım. Uçuş gününe her şey hazır olacak. Tamam amirim. Ama bu... Öteki kızın videosu iyi olmadı. Şimdi aile karışacak, odak sapacak filan. Aslında en azından ifadesi alınmalı. Yani tabii iyileştiğinde. O hadiseyi unutacağız Ömer. Nasıl? Nasıl yani? Dosyayı sümen altı mı edeceğiz? Ortaya çıkarsa Elif için yaptığımı düşünürler. İşte burada kendini yorumlu oğlum. İşin içine aşk meş filan girerse, sen bulandırmasan bile su kirlenir. Anlıyorum amirim. Hani Aslı'nın dosyasını Elif'le yapacağımız operasyona zarar gelmesin diye istiyorsunuz. Aynen, aynen. Şimdi kızın annesi ölmüş gitmiş yani ne yapalım. Allah rahmet eylesin. Ama küçük bir kaza için koca bir çeteyi ele geçirmenin fırsatını neden heba edilme? Bak Ömer. Şimdi sana son kez söylüyorum. Aşk insanın gözünü kör eder. Kulağını sağır eder. Bir kalp çırpıntısının peşine gidersin. Sonra da düşersin. Hadi sen diyelim ki profesyonelsin. Toparlarsın gidersin. Peki kız ne yapacak ha? Elif ne yapacak? Seni gördüğünde ne düşünecek ha? Nasıl davranacak? Bak Ömer. Artık hata yapma lüksümüz yok.
Operasyon bitene kadar bu aşkı uyutur musun, unutur musun, ne yaparsın bilmiyorum. Ne yap et, bu kız senden umudu kessin. Aksi halde sana açıklama bile yapmadan her şeyi bitirir. Amirim, bitmesine izin vermem. Çünkü Elif'in hayatı benim aşkımdan daha değerli. Peki. Hadi. Seni merkeze bırakayım. Çaylar mis gibi. Ha, hadi bakalım. Hadi buyurun, afiyet olsun çocuklar. Hadi. Hadi. Oh, valla tam Hatay sofrası. Valla şu sofrayı dışarıda yiyecek olsak dünya para hesap öderiz. Yiyin, yiyin. Bizde beleş nasıl olsa. İşler nasıl gidiyor çocuklar? İyi Elvan annem. Bildiğin gibi koşturmacalı gidiyor. Ay anne, ne iş güç soruyorsun ya? Hadi konuş, ne konuşacaksan, yabancı mı var? Hadi. Sen bugün uykunu alamadın galiba güzel kızım ha? Yoo, iyi uyudum valla. Alamamışsın, alamamışsın. Sofrayı uykulu hazırlamışsın. Hani çökelek? Hadi git çökelek getir, zeytinyağla üstüne. Anneciğim şimdi o kadar erzağın içinden bana çökelek mi çıkarttıracaksın? Ya ne gerek var, hiç zahmet etmeyin. Ne zahmet etmeyin, gerek yok. Hadi. Ay ne zahmeti Melike, iki saniyede gider getir. Hadi güzel kızım. Peki. Ben hemen koşup alıp geliyorum. Ben sizi Elif'le Ömer'den konuşuruz diye çağırdım. Nesini konuşacağız ki Elif Hanım? Belli bir sıkıntıları var. Ya halbuki birbirlerine ne kadar iyi geliyorlardı. Yani cenazede de sünnette de baktım halleri hal değil. Hani siz de fark etmişsinizdir. Önce karışmayayım dedim. Kendileri halletsin dedim. Ama ikisinin de kanadı kırık. İsteseler bile birbirlerine uçacak gibi değiller. Ya bana yardım ederseniz şunları kavuşturabiliriz ha? Çökeleği de getirdim, maydanozunu da doğradım, tamam mı anne? Çok güzel, çok. Gel. Ay. Aferin kızım. Vallahi doyana kadar sofradan kalkmam söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Levent Bey. Günaydın Bahar Hanım. Ben de sana bakınıyordum. Sana süper haberlerim var. Onu göstermem lazım mutlaka. Gel konuşalım. Tamam. Bahar mutlaka haber ver bana yemeğe çıkmadan. Neymiş bu harika haber? İnternet satışlarımızın son durumu. Her şey çok iyi gidiyor. Son iki haftada satış rakamlarımız tavan yaptı resmen. Satış noktalarımız da artmış. Hı hı, evet. Her gün siteyi yüz binlerce insan ziyaret ediyor. Ve artık butik markalar bizden ürün istiyorlar. Levent, bu son günlerde aldığım en iyi haber. Ve bu senin başarın. Yani böyle bir pazarlama stratejisi benim hayatta aklıma gelmezdi. Elif, bu benim işim. Ama sen bu güzel tasarımları yapmasan dünyanın en iyi pazarlama stratejisi bile hiçbir işe yaramaz. O yüzden bu işin kahramanı sensin. Ayrıca herkes senin gibi maddeye yaşam, kalite ve ruh veremez. Ciddiyim. Böyle devam edersen beni şımartacaksın. Merak etme. Senin öyle şımarmaya pek vaktin olmayacak. Neden? Çünkü senden enfes bir sonbahar koleksiyonu bekliyoruz da ondan. Tamam. Hemen başlıyorum. Ay. Sizinki iş değil vallahi ya. Gecesi yok, gündüzü yok. Artı sen yine şanslısın. Karın evde bekleyecek, mecbur. Bak bana. Yani bazen üç günün sonu görmediğim oluyor ya.
Ama sen öyle mi Pelin ya? Yani sen bu işi kime kabul ettirebilirsin ki? Ancak aynı işte çalıştığın biriyle olur. Ama onunla da görüşemezsiniz sonra. ben evlenmeyi düşünmüyorum. O yüzden pek sorun yok Melike abla. Aa, niye? O ne demek canım? Bak zayıflamışsın, fıstık gibi de olmuşsun. Ellerine sağlık kızım, çok güzel her şey. Anne, çok çabuk doydun. Doydum. Ben de kahve yapayım, hem keyfimiz olur. Aa, dur dur. Sen misafirsin, ben yaparım. Şişt, sonra da kapatır fal bakarız ha. Belki kısmetinde falan da çıkar ha? Anla. Çocuklar bir şey söylemediniz. Yardım edecek misiniz bana? Ya şimdi Elvan anne, doğru söylüyorsun, haklısın ama sonuçta bunlar koca iki insan, bize karışmak düşmez. Hem bir numara çevirirsek Ömer kesin anlar. Anlamaz. Ben katılıyorum sana Elvan teyze. Sen ne istiyorsan söyle, yapmaya hazırım. Biz bir şey yapmazsak aşklarına yazık edecekler. Sen söyle, biz yapalım. Sağ ol Pelin kızım. Kavuşturalım şu gençleri, sevaptır. Uzun süslü cümleler kurmuş özel notlarında. Ama böyle değil. En son cümleleri düşünsene. Kaba, kalın. Hatta kullanmadığı kelimeler var. Yani kesin zorla yazdırılmış, öyle mi hocam? Yaşım kadar yazı inceledim ben Ömerciğim. Emin olmasam söyleme. Biliyorum hocam. Hocam sakıncası yoksa gerektiğinde tanıklığınıza başvurmak için sizi çağıracağım. Hay hay evlat. İstediğin zaman. Hocam o zaman bana müsaade. Müsaade senin evladım. Estağfurullah. Ha, arkadaşına hediye almıştın ya. Hat. Mevlana'nın sözü. Beğendi mi? İlk gördüğünde hoşuna gitti. Ama manasını öğrenince biraz alındı galiba. Gerçi maksatlı bir hediyeydi hocam. O yüzden sanatınıza, ona da biraz saygısızlık ettim galiba. Ama hattın hediyenin kıymetini bilecektir eminim. Kıymet biledin, kıymetini bilmek gerek Ömer evladım. Oysa bu devirde bir yüzü kızaranı bulmak zordur, bir de gönlünde vefa taşıyanı. Bu sözümü kulağına küper. Haklısınız hocam. Sağ olun. Aferin Şemlemciğim. Aferin. İşlerin çok iyi gitmesine sevindim. Bravo, tebrik ederim seni. Teşekkür ederim Tayyar Bey. Beni de kırmadın, teşekkür ederim. İşini gücünü bırakıp geldin. Olur mu hiç öyle şey, estağfurullah. Elif'e son zamanlarda çok canım sıkılıyor. Hiç keyfi yerinde değil, çok gergin. Senin de dikkatini çekti mi? Yo, benim... Yani ben hiç fark etmedim öyle bir şey. Şirketin durumu da pek iyi değil. Derdini belki sana anlatmıştır. Bana tek bir kelam ettiği yok. Ben de yardım edemiyorum. Yani tabii ki bana şirketle ilgili bir şeyler anlatıyor. Ama ben hani onları size anlatmasam sanki daha doğru olur. Sonuçta Elif benim müvekkilim. Kızım sen beni bilmiyor musun? Elimde büyüdün sayılır. Ben sizin hem abiniz hem babanız sayılır. Tabii ki Tayyar Bey, ben sizin hakkınızı ödeyemem. Yani siz olmasaydınız, vakfınız olmasaydı ben okulu bile bitiremezdim. Şimdiki gibi bir mesleğim olmazdı. Yani o zaman bana güvenebilirsin değil mi? Hem sen beni bilirsin, burada konuşulanlar burada kalır. Elif'in başı dertte. Ne demek Elif'in başı dertte? Ya işte bir suç örgütü Elif'i tehdit edip duruyormuş. Ya Elif de bunlarla birlikte bir takım yasa dışı işlere bulaşmak zorunda kalmış. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin kızım? He? Bu imkansız. Elif kim? Yasa dışı örgüt kim? Ama maalesef doğru.
Neymiş peki bu iş? Herif sana açık açık söyledi mi? Kara para. Kara para aklıyormuş. Şirketi de bu işin içine bulaştırmış. Bunun için kullanmış. Ya bu kız delirdi mi? Hayır, atarlar içeri, çürür gider orada. Zaten onun için geldi bana, teslim olmak istiyorum dedi. Onca yıl içeride yatmayı göze almış. Hayır, kendim bulaştım. Beni niye bulaştırıyorsun, anlamıyorum ki ya. Ya Arda, bir susmadın ya. Bir susmadın. Bıdı 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 böyle beynimi sızlattın. Susmam tabii. Ya Ömer bir duyarsa duman eder ikimiz de ya. Sanki Ömer'i bilmiyorsun kızım ya. Ya hiçbir şey etmez. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Hem yuva yapanın yuvası olur arkadaşım. İyi, bu vesileyle belki senin de yuvan olur. Yani işin fallara kalmaz diyorum. Benim bu taraklarda bezim yok da Ardacığım. Sen bunu dilinden düşürmediğine göre çok fazla bekar durmayacaksın arkadaşım. Sen bir hedesen beni çok bekar görmeyeceksin ya. Ne? Ne diyorsun? Yok estağfurullah arkadaşım, size bir şey demek ne haddime. Buyurun lütfen. İyi nöbetler. Ey Allah'ım ya. Aferin, hemen geldin. Yakınlardaydım. Ne yaptın Elif'i? Tamam, hallettim o işi. Tavana geldi. Biletini verdim. Şu an valizini hazırlıyordur. Yine büyük büyük konuşuyorsun. Dikkat et. Biletini kendi ellerimle verdim. Peki sence niye hemen aldı? Çöktüm gırtlağına. O kadar emin olma. Elif cidden polise teslim olacakmış. Sabah avukatı bütün prosedürleri halletmiş. Sabah gitmiş, emniyette Elif'i beklemiş. Lakin ne olduysa Elif teslim olmaktan vazgeçmiş. Evrakta, savcılıkta işleme girmeden yok olmuş. Pis kokular alıyorum Metin. Eminim ki bu kokunun adı da Ömer. Elif Ömer'e her şeyi anlatmış olabilir. Ne planladıklarını öğrenmemiz gerek. Ben halledeceğim amca. Ediyorsun da çobansız edemiyorsun Metin. İlla beni güt, sırtıma sopayı vur amca diyorsun. Al bu beceği Elif'in yakınına koy. Çalıştırdıktan sonra şarjı 2 gün gidiyor Metin, ona göre. Ama dikkatli ol. Elif gözetleniyor olabilir. Ömer de peşinde olabilir. Sakın enselenme. Dün verseydin bunu, kızın evindeydim. İstediğim yere koyardım. Ah, nasıl da düşünemedim. Şimdi senin işin zora girmiştir Metinciğim. İnşallah dün o yakışıklı suratın bir kameraya falan denk gelmemiştir. Sen de bizi iyice şey yaptın amca. Ben sopayı göstereyim de. Bak, bu böcek işinle bitmiş bil. Elif kimle ne konuşuyor, ne pazarlık yapıyor. Hepsini sana rapor ederim. O Ömer'le ikisi eğer bir şey planlıyorlarsa, bakalım bize rağmen başarabilecekler mi? Biz iş peşinde koşuyoruz. Sen neyle uğraşıyorsun Allah aşkına ya? Ya debeleniyoruz kızım biz de, Allah Allah. Merhaba abi. Ne oldu yine? Niye atışıyorsunuz? Ya bir şey olduğu yok. Sızlanıyor. 3 kilo boya alacaksın, olacak bitecek. Ne oldu lan? Nereye boyuyorsun? Ya şimdi ben ev yerleştiriyorum ya abicim. Yani boyacıyı çağırsam anasının nikahını istiyor. Çiğdem'le de boşanıyoruz. Sağ olsun avukata bir protokol yollamış. Ona bile talipler. Ya 3 kuruş ekonomi yapmaya çalışıyorum anlayacaksın.
Oğlum böyle şeyleri sen niye bize söylemiyorsun ki? Biz burada neciyiz? Eşek başı mıyız? Gideriz 10 numara boyarız, değil mi Pelo? Ya ben de aynen dedim ama işte Arda. Anca sızlansın. İcraata gelince tık yok her zamanki gibi. Ya abi şimdi sizin de işiniz başınızdan aşkın. Sabahtan akşama kadar koşturuyorsunuz sonuçta. Şimdi akşam bir de gelip benim evimi boyayacaksınız ya. Tamam, iş çıkışı gidiyoruz, boyuyoruz. 10 numara oluyor. Böyle de bize menemen yapıyor. Tamam mı? Güzel. Konu kapanmıştı. O zaman biraz şimdi çalışalım. Bak bak, bir şey bulmuş bu ha. Bulmadım da bulacağız. Daha yarım metre spınar vardı ya. Acilen hatunun nerede olduğunu bulmamız lazım. Azıcık serin gel, bir ayakların yere bassın. Başımızı belaya sokacaksın ya. Ya Tayyar Dündar'ın adının bu odada yankılandığı bile duyulsa bizi buradan sürerler. Ya abi sen bu ülkenin en hayırsever, en iyi adamının adını cinayetle bir arada anıyorsun ya. Oğlum gülerler la bize. O zaman hayatta her gördüğüne inanmayacaksın kardeşim. O herif benim gözümün içine baka baka yalan söyledi. Pınar'la ilgili bir şeyler sakladığı kesin. Her iddiasına girer. İyi abi, süreceğimiz yerler belli olsun. Bir ciğer ısmarlarsın, kutlarız. Hissediyorum. Bu herif yalan söylüyor. Zaten ben Hüseyin abiye hak veriyorum abi. Senin bir gün bu hislerin bizim başımıza bela olacak. Bak kardeşim, ben bugüne kadar her dosyayı hislerimle hallettim. Hiç de yılmadım, tamam mı? Abiciğim, bak Devrem, bu konudan öyle dallanıp budaklanacak bir durum yok. Hem uzağa gitmene gerek yok ki. Sorsana Elif'e, bunlar aile dostu değil mi abi? Elif'e sorarsak Tayyar Dündar amcasına toz kondurmayacaktır. E tamam, haklı çünkü kız. Ya zaten Elif zeki kız. Bir durum olsa, bir bit yeni olsa Elif çakozlardı. Seviyorsan çakozlamazsın. Görmek istemezsin. Tamam mı? Nasıl babasının pis işlere bulaştığını görmediyse, Taner'in Aslı'nın bir şeyler gizlediğini görmediyse bunu da görmez. O da benim gibi. Sevince gözüne perde iniyor. Hem sen bu Tayyar Dündar'ın imajına niye bu kadar takıldın ki kardeşim? Bak durum net. Taner hapishanede öldürüldü. Pınar kayıp. Tayyar'da ilişkilerini öğrendi. Belki de Pınar'ı da öldürdü ha. Yok artık sen. İyice uçtun abicim. İyice uçtun ya. Pınar'ın annesinin adresini buldum. İyi. Gidelim o zaman. Hayırdır? Nereye? Amirim biz... Öğlen yemeğini, karnımız acıktı. Peki Denizler dosyası ne oldu? Hani kapatacaktınız? Dosya hala masamda değil. Amirim, raporu ben yazıyorum. Bir ifade eksikmiş. Savcılıktan istettim gelsin, dosyayı iliştirip masanıza bırakacağım. İyi. Afiyet olsun. Bana şöyle bakmayın kardeşim, hiç güvenmiyorum herife. Oğlum adam bizim amirimiz de bilgi mi saklayacağız herifte? Emin olana kadar evet. Ya şunu bir anlayın, şunu bir anlayın artık. Birileri bu dosyayı kapatmaya çalışıyor, delilleri değiştiriyor. Kardeşim bunu sen, ben, Pelo. Abimi yapmayacağına göre tek geriye bu sarı kafa kalıyor. Hatırlasanıza dosyanın başları nasıl da beni bana yollamaya çalışıyordu. Hı? Hareketler falan. Şimdi dosyayı kapatmaya çalışıyor. Acelesi neyse. Sizden bir ricam var. Bir şeylerden emin olana kadar bu herifle paylaşmayın, tamam mı? Peki Devrem. Sağ ol Pepe. Tamam. Sağ ol.
pes mi ediyorsun yoksa? Etmedim. İyi, zaten maç sayısı. Konsoldakiler gibi olmuyormuş değil mi? Olmuyormuş. Güzel maçtı. Yenildin ama ezilmedin. Yendin ama ezemedin. Tebrikler. Sağ ol. Ben duş alacağım. Tamam. Gerçekten bir gün kalbime indireceksin. Senin güzelliğin de beni öldürecek. Sen çok öldürdün. İşte öyle görünmüyor. Dışarıdaki tıfılla vur patlasın, çal oynasın. Ya başka kimseyle görüşmeme izin vermiyorlar. Ayrıca Mert benim arkadaşım. Ben hiçbir şeyi unutmam Nilüfer. Hele o herifin sana yanık olduğunu, eski manitan olduğunu katiyen unutmam. Mert'le bizim aramızda hiçbir şey yok. Mert benim gerçekten arkadaşım. Ateş'le Borut hikayesini hatırla, ona göre davran. Neyse zaten gözüm üstümüzde. En ufak bir yanlışında o iti indiririm. Sen beni bayağı kıskanmışsın. Hoşuna mı gitti? Bence hep kıskanabilirsin bak. Sen de hep sevebilirsin beni. Sevgilim, senden küçük bir ricam olacak. Ne? Eğer Elif'in beni tutuklatmasını istemiyorsan bunu çantasına koy. Bu ne? Böcek. Şuradan açılıyor. Ve iki gün ömrü var. Benimle ilgili yaptığı planları önceden öğrenmem gerek. Ama bu Elif'e zarar verecek bir şey. Yani yakalanırsa bir şeyler, kötü bir şey olur. Ne zamandan beridir Elif'i düşünüyoruz? Elif benim ablam. Ne olursa olsun o benim ablam. Ve kardeşin olsa beni anlardı. Var benim de bir kardeşim. Üvey. Beni bilmez. Bak. Şu hayatta öğrendiğim tek şey. Akrabanın akrabaya yaptığını akrep akrebe yapmaz. Seni senden çok kimse korumaz, kollamaz. Bak. Bundan sonra hep Elif'le aramda kalacaksın. Sanırım birimizi tercih etmen gerek. Elif yüzünden cezaevlerinde çürüsem benim için üzülür müsün, üzülmez misin? Ah çocuğum, o bizim veli nimetimiz. Evvela Pınar'ımı o okuttu vakfında. Ya o vakıfta okumasaydı Pınar üniversiteye gidemezdi ki. Elde yok, avuçta yok. Kalmışım bir başıma. Tayyar Dündar Eğitim Vakfı var. Dar gelirli ailelerin çocuklarına burs veriyor, barınma veriyor. Mezuniyette iş imkanı sağlıyor. Sizler de ayakta kaldınız. Buyurun oturun böyle, oturun çocuğum. Yani Tayyar Bey uzun zamandır hayatınızda öyle mi? Evet öyle. Üniversite son sınıftan beri beraberler. Ay bir de evlenseler, ah bir de torun olsa. Tayyar kızımın kurtuluşu oldu aslında. Size bayağı iyi bakıyor belli. Allah razı olsun. Her ihtiyacımızı görür. Kadir kıymet bilir. Benim esas merak ettiğim Pınar. Uzun zamandır gözükmüyor. Gören de olmamış. Siz ulaşabildiniz mi kendisine? Konuştum tabii. Gecenin bir yarısı. Evvela beni aradı. Anne hemen evden git dedi. İşte teyzeme git, memlekete git falan dedi. Anlayamadım. Korktum da aslında. Neyse toparlandım. Sonra Tayyar geldi. İşte birazcık münakaşa ettik. Sonra anneciğim siz rahatınızı bozmayın kalın deyince ben de kaldım. Zamane gençleri
geçinmek onlarla birazcık zor oluyor. Bizim gibi değil. Bizim zamanımızda öyle miydi yavrum? Yani biz kocamızın sözünden çıkmazdık. Ha, gerçi tamam nikahları yok ama uzun zamandır birlikteler. Yani benim gözümde evliler çünkü senelerdir aynı yastığa baş koymuşlar. Gerçi Pınar gelince kulağını çekeceğim. Peki konuşmadınız mı? Hani haberiniz yok mu Pınar'dan? 2 gün kadar aramadı ama bu sabah aradı. Hatasını anlamış. Kocasının evine de geri dönmüş. Barıştılar. Çok şükür şimdi iyiler. İnşallah güzel günler görecekler. O zaman bize müsaade. Nilüfer. Hoş geldin. Rahatsız etmedim umarım. Saçmalama, ne rahatsızlığı. Çok sevindim gelmene. Çok iyi görünüyorsun. Yanmışsın. Sana bronzlaşmak hep çok yakışır zaten. Hatırlıyor musun? Küçükken seni çok kıskanırdım benden daha kolay yanıyorsun diye. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Bu arada Tayyar amca okul işini halletti. Belki bilmek istersin. Böylesi çok daha iyi olacak inan bana. Ben bir su alabilir miyim? Çok susadım da Elif. Tamam tabii ki. Sen otur ben hemen getiriyorum. Meyve suyu falan da var. İster misin? Neli var? Vişne suyu. Ben su alayım. Tamam. Bak ben dalmışım. Mert beni aşağıda bekliyor. Benim gitmem lazım. Söyle Mert, o da gelsin. Yok, biz birkaç yere uğrayacağız ama ben daha sonra tekrar uğrarım. Nilüfer. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Beni çok sevindirdin. Sonra görüşürüz Elif. Abicim bak baştan söyleyeyim. Ben inip o kapıyı çalmam. Benim sürülmeye hiç niyetim yok. İstanbul'da gayet mutluyum ben. Kardeşim bir şey soracağım. O adamın hala masum olduğunu düşünüyor musun? Evet abi. Kadın anlattı işte. Atışmışlar sonra dönmüş evine mutlu mesut yaşıyorlar ya. Yok öyle bir şey ya. Birlikte gidiyoruz. Kaçamazsın. Oldu. Ondan sonra emniyet müdürü arasın. Sen benim hayırsever vatandaşımı rahatsız mı ettin? Gel bakayım buraya. Al sana yeni tayin yeri de. Siz mi güzel ağzınıza? Tamam kardeşim konuşma. Öyle sen bununla beraber git. O işini halledin. Ben de geleceğim. Yok devrem ya. Ben seninle geleceğim. Arda Bey mutlu mesut yaşasın İstanbul'unda. Yok yok sen bununla beraber git. Boyu da seç. Buna kalırsa hangi rengi seçeceği belli olmaz. 2 saate gelirim ben. Yeni evi bilmiyorsun. Nasıl geleceksin abi? Telefonla ararım kardeşim. Ararım. Devrem. Ya ne olur bir kere söz dinle sen ya. Ya burnun çıkmıyor kardeşim ya. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Ben komiser Ömer Demir. Pınar Hanım'la görüşecektim. Bir saniye bekleyin. Buyurun. Pınar Hanım'la görüşecektim. Sizi bekliyor muydu? Beklemiyor ama Ömer Demir derseniz görüşmek isteyecektir. Yalnız Pınar Hanım biraz rahatsız, uzanıyordu. İsterseniz arayın ya da daha sonra gelin. Bak
Bakın ben onun okuldan arkadaşıyım. Daha çocukluktan. Söylerseniz görüşmek isteyecektir. Üzgünüm. Rahatsız edilmek istemediğini söyledim. Hani kaybeden hazırlıyordu kokteyli? Rüyanda görürsün. Ne haber Nülfer? Merhaba. Hayırdır? Elif şimdi seni mi taktı benim peşime? Bize bir müsaade eder misin? Nülfer'le konuşmam lazım. Tamam, olur. Ne yapacaksın? Sorguya mı çekeceksin yoksa kapıda mı bekleyeceksin? Elif tam olarak ne yapmanı istedi? Anladığım kadarıyla artık burada yaşıyorsun. Bunları gördün mü? Nasıl? İyi, her zamanki gibi. Soğuk, uzak, odasından çıkmıyor. Niye sordun? Niye, seni boş ver. Senden bir şey isteyeceğim. Benim aradığımı söyler misin? Telefonum onda var, beni arasın. Önemli. Olur, söylerim. Sağ ol. Elif nasıl? İyidir herhalde. Pek görüşmüyoruz. Sana da yalan söyledi değil mi? Yalancının biri olduğunu anladın, o yüzden görüşmüyorsun. Neyse, şanslıymışsın, erken fark etmişsin. Evet, bana da yalan söyledi. Bana da yalan söyledi. Niye yalan söyledi biliyor musun? Senin hayatın için. Mecbur kaldı çünkü. Bak, Elif geçmişi unutmaya çalışıyor. Söylenmesi en zor gerçekleri bile pat diye söylüyor. Ben onu affettim. Çünkü Elif benim hayatımda gördüğüm en gerçek insan. İçi dışı bir. Dürüst. Çok da kolay ikna etmişim. Ablan haksızlık etmekten vazgeç. Belli ki hayatındaki hataları başkalarına yüklemek sana iyi geliyor. Ama korkma. Hatalarınla yüzleş. Elif'e de destek ol. Tamam mı? Ömer'i arayacakmışsın. Polis olan, var ya hani Elif'in arkadaşı. Hı hı. Tamam. Hoş bulduk. Yine ofisin hayırlı olsun demeye geldim. Çok teşekkür ederim. Ne iyi yaptın. Ya ne kadar güzel çiçekler bunlar. Çok teşekkür ederim. Otursana. Elif burası harika olmuş. Ben de çok sevdim. Edil'cim bir gelir misin? Çiçekleri suya koyar mısın? Tabii. Ne içersin Pelin? Ya ben çok oturamayacağım. Tamam. Çok yoğunsunuz tabii değil mi? Aslında işten değil. Arda yine ev tuttu da boya almaya gitti. Ben de ona yardım edeceğim. Öyle mi? E hayırlı olsun. Ya boşanma davası devam ediyor. Maddi durumu da biraz sıkışık. Ben de birkaç şey alayım, yardımcı olayım dedim. Yoksa tek başına hayatta altından kalkamayacak. Sabahlayacağız yani, anlayacağın. Çok da yorgunum Elif. Ama ne yapalım? Çocuk günlerdir uğraşıyor. Kolay gelsin. Ama çok iyi yapmışsın. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Kaçayım. Yine görüşürüz. Tamam. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Rica ederim. Görüşürüz. Pelin. Ömer geliyor mu? Yok. Onu çağırmadım. İyi. Ben geleyim o zaman. Belki bir işe yararım. Yani Arda ne zaman yardıma ihtiyacım olsa koşa koşa geliyor. Yaşasın o zaman. Aramızda bir sanatçı oluşu eve estetik katacak. Arda bu işe bayılacak. Benim sevgime pek güvenmiyor da beyefendi. Hadi gel.
Hayırdır? Nasılsın Bahar? Hayat nasıl gidiyor? Niye geldin? Seninle konuşmaya geldim. Hani sen demiştin ya, aynı sınıftan insanlarız diye. Birbirimize destek olmalıyız diye. Onun için geldim. Öyle mi? İyi, odama geçelim. Burayı da mı? Tamam. Teşekkür ederim. Arda seni görünce şoke olacak. İnşallah alakasız renkler seçmemiştir. Ondan pek umudum yok da. Böyle daha iyi. Evet amirim. Sizi dinliyorum. Amir değil, komiser. Sana birini soracağım. Deniz erlerin aile dostu Tayyar Dündar. Evet. Ne olmuş Tayyar Bey'e? Nasıl biri? İnsan sarrafı olduğum belli. Yap bakalım şu Tayyar Dündar'ın ameliyatını. İyi. İyi adamdır. Herkese yardım eder. Tabii ki göz bebeği Elif. Öyle mi? Öyle. Neyse, Tayyar Bey yıllar önce Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş. Bildiğim kadarıyla Adanalı. Hep o kültürden uzaklaşmaya çalışmış. Başarmış da. Köklerinden de kopmaya çalışıyor. Biraz da sosyetik olma çabası var. Sosyal biri yani. Tabii. Davetlerin vazgeçilmez adamıdır. Sadece biraz fazla hayırsever geliyor bana. Ya ne var ki hayırsever olmasında? Yok, bir şey olduğundan değil. Biraz kör göze parmak. Ama bulundukları çevre bakımından kabul görüyor. Normal yani. Anladım. Peki, Ahmet Denizer'le olan ilişkisi. Sen uzun zamandır bu şirkette çalışıyorsun. Beraber iş yaparlar mıydı? Yok canım, bir tanesi hastane işinde, diğeri inşaat, ne iş yapacaklar? Dostlukları nasıldı, sık sık görüşürler miydi? Görüşürlerdi. Her hafta sonu golf oynamaya giderlerdi. Bir de meşhur balık turları vardı onların. Sırdaşlardı. Aslında iyi dostlardı diyebilirim. Sen? Sen sever misin Tayyar Dündar? Bilmem. Yani öyle bir duygum yok. Peki. Sağ olasın, vaktini aldım. Bu kadar mı? Aynen. Elif'le ayrılmışsınız. Elif mi söyledi? Sen terk etmişsin. İyi günler. Bence çok hayırlı olmuş, biliyor musun? Yani siz birbirinize hiç uygun değildiniz ki. Olmazmış zaten. Seninle böyle tatlı tatlı konuşmak da çok hoşuma gitti. Denizer ailesiyle ilgili neyi merak ediyorsan her şeyi anlatabilirim. Eyvallah.